Arkadaşlar selamlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. El yapımı kuluçka makinesi nasıl yapılır? Bununla ilgili detay paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bize lazım olan malzemeler devre kartından başlıyor. W1209 termos hattı model diye geçiyor. İnternetten bakabilirsiniz. Kartın üzerine bağlı olan şurada içeride birazdan göstereceğim probu var. Termostatı açıp kapatmaya yarayan. Sonrasında bir adet eski tip duy, bir adet ampul. Kullanıp kullanmamak size kalmış. Bir adet nem ölçer ve bir adet de adaptör lazım. Adaptör konusunda da şöyle bir tavsiyem olacak. Bu devreleri genelde hazır alıyorsanız üzerinde telefon şarj makinesine benzer adaptörler gönderiyorlar. Bunların içi boş, biraz kalitesiz, dandik ürünler olduğu için bu 21 günlük çıkım süresi boyunca çok dayanamayabiliyor. Yarada kapanma durumu olabilir. Ya. Çünkü adaptör bozulursa sıkıntı olabilir. Size tavsiyem biraz daha profesyonel, hani dayanacak önemli bir adaptör kullanmaya çalışın. Sonrasına gelecek olursak arkadaşlar, zaten şu anda kart üzerinde ortam sıcaklığımızı görüyorsunuz. 37,5, 37,7, 38 civarı. Şu anda sistem kendini kapattı 38'i görünce. Bunda ideal sıcaklık arkadaşlar 37 ile 37,5, 37,8 bu aralıkta kalması lazım. 38'den sonrası zaten zarar veriyor. Ondan yukarısı çok iyi değil. Sonrasında ise söyleyeceğim nem oranına bir dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. 50-55 en sağlıklı olan hali bu. %50 ya da 55 olması. Ben bunun içerisinde çevirme sistemi yok. Ben kendim manuel yapmak istiyorum. Yani genelde öyle çeviriyorum. Yumurtalara yön verdim. Günde iki kere bir o tarafa çeviriyorum. Bir de tam tersi kısma çeviriyorum. O şekilde yönleri değişmiş oluyor. Sonrasına gelecek olursak arkadaşlar, şöyle kapağını bir açalım. Şu anda tekrar sistem devreye girdi. Lamba yanıyor. Malzemeler içerisinde bir adet de fana ihtiyacımız var. Bu önemli çünkü ben ilk kutuyu yaptığım zaman fansız bağladım. Sonrasında izlenmediğim kadarıyla sıcaklığı bütün çevreye tamamen dağıtmadıydı. Önce fan koymamıştım. Böyle bir gözlem kısmı koydum. Etraf kapalı olduğu için. Şu kısımlardan hafif delerek lambanın ya da içerideki sıcaklığın biraz deşarj olmasını sağlıyoruz. Çünkü diğer türlü tamamen kapalı olduğu zaman lambanın patlama ihtimali oluyor. Buna dikkat edin. Sonrasındaysa fan önemli. Fan içerideki ampulün ürettiği sıcaklığı bütün kabın içerisinde dairesel şekilde çevirmeye yarıyor. Ben bunu bir kapatayım. Bir anahtar bağladım. Açacağım zamanla da açıp kapatıyorum. Kutumuzun içerisine gelirsek suyu görüyorsunuz zaten. Pet şişenin yarısından fazlasını keserek içerisine su doldurarak içerisine koyun. Şu nem ölçerim probu. Şurada olan termostatın ısı probu, içerideki sıcaklığı ölçen. Sonrasında ise bir tavsiyem daha olacak. Bazı videolarda şöyle dip kısmı görerek içerisine sünger koyularak o kısma tamamen su doldurulduğunu gördüm. Ben de ilk böyle yapmıştım. Şu kapağı kapatayım, sıcaklık fazla dağılmasın. Ben de ilkinde böyle yapmıştım. Sonradan onun bir zararını gördüm. Nem oranı sürekli 65-70'lerde kalıyor arkadaşlar. 65-70'lerde kalması çıkım açısından biraz sıkıntılı. Yani 50-55 bandında kalması lazım. En son ki 3'lerde 4 gün 70'leri görebilir ama öncesinde 50-55 bandında tutmamız lazım. Kutunun tamamını, alt kısmını su doldurduğumuz zaman çok fazla su olduğundan dolayı sıcaklık habire neme dönüşüyor. Dönüştüğü zaman da ortamdaki şeyi nem oranını yükseltiyor. Otomatikmen yumurtalara zararı oluyor arkadaşlar. Bak şimdi şu anda nem ölçerimizi göstereyim. Ben kapağı birkaç açtığım için şu anda biraz düştü. Normalde 55-58'lere en fazla yükseliyor. Şu anda 39'da. İç sıcaklığımız 38,4'te.
Bekleyeceğimiz gün sayısını biliyorsun. Zaten 21 gün içerisinde civcivler çıkmaya başlıyor. Ben kutu içerisine 24 adet yumurta koydum. Hepsini farklı yerlerden topladım. Daha güzel ırklar belki çıkar diye. Şu başlangıç tarihini göstereyim. 27.06.2022'de başladık. Şu anda tahminime bugün ayın 7'si 11 gün falan oldu. Biz 15. günden sonra çevirme işlemini bırakacağız. Şu anda ben elle çeviriyorum. Şöyle gördüğünüz üzere bir tarafında X yazıyor. Bir tarafında da düz çizgi var. Yumurtaların yönünü bu şekilde ben anlayabiliyorum. Üzerine de ufak ufak notlar yazdım. Söyleyeceklerim genel olarak bu şekilde. Zaten çıkım videosu da bu videonun arkasında devamı gelecek. Orada gördüğüm, izlemlendiğim şeyleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi adaptör çok önemli. Adaptöre dikkat edin. Aynı anda bir tavsiyem daha olacak. Bunun üzerine, duyun üzerine bağladığınız lambanın kaliteli bir şey olmasına çok özen gösterin. Çok dandik, alakasız bir şey almayın. Hem tüketimi fazla oluyor hem de kalitesiz olduğu zaman eğer sürekli kutunun yanında değilseniz patlama durumu falan oluyor lambanın ya da bozulma oluyor. Bir anda iç sıcaklık düştüğü için civcivleri sıkıntıya sokabiliyor. Size tavsiyem Philips'in ya da Duracell'in ya da Osram'ın lambasını bulabilirseniz biraz zor. Hani pek üretilmiyor artık eskisi kadar. Rağbet de yok ama bulabilirseniz bunlardan almaya çalışın. Son olarak civcivler çıkmaya başladıktan sonra ilk iki gün tavsiyem içerisinden çıkarmamaya çalışın. Hani ana kucağı tarzında içerisinde kalsın ki kendi sıcaklıklarıyla biraz daha hani normale binip de hayatta kalma ihtimalleri yükselsin. Yani civciv çatlatıp çıktıktan sonra hemen alıp dışarıya koymayın. Ha, koyuyorsanız da ana kucağı hazırladıktan sonra, güzel bir ortam hazırladıktan sonra koyun. Tavsiyem bu şekildedir size. Videomuzun devamında zaten geri kalan kısımları da beraber tecrübe edeceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Bugün 20. günümüz. Kapağı açtığım içinden biraz düştü şu an, 58-59. Normalde 65'lerde. Derecede 37-2'lerde sabit. Şu anda 36-8'e düşmüş. Çıkımları merakla bekliyoruz. Arkadaşlar selamlar. Bugün 24. günümüz, artık çıkımı sona yaklaştırıyoruz. Sanırım bu saatten sonra çıkan olmayacak. Yumurtaları kaldıracağım birazdan. Ben de şöyle aksaklıklar oldu, onları isterseniz sizlere söylemek istiyorum. Kutu yaptığım ilk gün, daha doğrusu ilk 1-2-3. gün sirkülasyon fanı koymadığım için sıcaklığın adam akıllı kutu içerisinde dağılmadığını fark ettim. Sonrasında bunu yaptım. Sanıyorum ki çıkmayan civcivlerin sebebi bundan kaynaklı. Gelişimlerini adam akıllı tamamlamadıkları için. Sonrasında ise birkaç aksaklık daha oldu. Devre kartı kendiliğinden cold ve hot seçeneği var ya, hani soğuk ve sıcak. Normal bir şekilde çalışırken birkaç saat sonra geldiğimde buz gibiydi. Soğuk konumuna geçmiş. İçerideki sıcaklığı tamamen düşürmüştü. Cihaz bozulmamış. Ben ilk önce lamba patlattı zannettim ama lamba sağlam. Böyle bir aksaklık oldu. Sonrasında ise iki sefer elektrik kesintisi oldu arkadaşlar. Toplamda 11 adet civciv çıktı. 24 yumurtadan 11 tane çıkabildi. O geri kalanlar ana kucağı bir şey yaptım şimdi, oradalar. Bunlar da son çıkanlar. Yani yine de ilk deneme için herhalde yeterli bir sayı. Zaten hani 24'ün 24'ü de çıksa çok da önemli değil aslında. Böyle oldu daha iyi.
Sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yorum yaparsanız yardımcı olmaya çalışacağım. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.